Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna yine bir güncelleme geldi. Güncellemeyle değişen bazı şeyler oldu. Mesela Fenny Rework yedi. Bu videomuzda Fenny Rework ve Fenny öğretici olarak bir video hazırlamayı düşünüyorum. Konuşurken pek Fenny oynayamıyorum ama şöyle Fenny'ye bir bakalım arkadaşlar, neler değişmiş, neler olmuş. Fenny'ye böyle bir ne deniyor buna, karakter efekti mi ne, işte neyse ondan deniyor. Tip olarak hani öncelikle resim olarak eskisinden güzel, çünkü eskisi çok şeydi, nasıl söyleyeyim size, bayağı basitti. Şu anki resim olarak gayet böyle, en azından hani bir, en azından bir tipi var yani karakterin, eskisi gibi değil. Şöyle inceliyorum ben biraz. Yani gözleri ve saç kısımları arkadaşlar biraz daha sanki oturaklı olmuş. İlk hani bundan önceki rework yemeden önceki Fenny hatırlarsanız saçları şeydi, bildiğiniz peruk gibi duruyordu. Çok yapmacıklı ve bayağı turuncuydu. Sarı değildi, resimde sarıydı. Kendisi turuncuydu, saçmaydı. Bu güzel olmuş. Şahsen kendi halini beğendim. Skill efektlerine daha bakmadım, fırsatım olmadı. Karpuz gençliğine bir bakalım. Yine aynı geliş efekti var. Karpuz gençliğinde arkadaşlar dikkatimi çeken ilk şey, öncelikle tipi değişmiş. Eski tipiyle karakterin hiçbir alakası yok, yakından uzaktan. Elindeki kılıçlar değişmiş arkadaşlar. Bakın görüyorsanız mavi efekt gelmiş. Ve yanılmıyorsam büyük ihtimalle bu karakter arkadaşlar açıklarını biraz kapatmışlar. Üst taraflarını falan karakterin kapatmışlar. Resimde de kapatmışlar. Fenin eski halini biliyorsunuz zaten, bir kere oyun büyük ihtimalle ceza almıştı. 18 yaşından küçüklere bilmem ne falan diye. Ön tarafı bayağı açık olduğu için. Şimdi kapatmışlar orayı, kurdele koymuşlar. En azından küçük kardeşlerimiz için daha iyi örnek olmuş bence. Ben sevdim, hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar Skylark'la oynayacağız. Hesapta Skylark kostümü var. Uzatmadan şöyle bir solo oyunu başlat diyeceğim. Elimden gelebildiği kadar, bakın elimden gelebildiği kadar öğretici yapmaya çalışacağım. Oyun buldu ve bakalım. Aurat banladı. Lar. Ne banlayacak? Hiç banlara karışmıyorum arkadaşlar. Ben Mystic 200-300 küsur yıldızlarda oynadığım için buralar bana biraz daha şey geliyor. Hani normalde biz Aurat banlamıyoruz, Angela banlamıyoruz. Burada her maç Angela ilk pikten alınıyor, Chu alınmıyor. Ne bileyim, Aurat durmadan banlanıyor falan. O yüzden buranın kendi metasına bırakıyorum şu anda. Harit nerf yedi ama banlayalım. Büyük ihtimal ilk pick Angel alınacak. Bu liglerde böyle oluyormuş. Biz yüksekliklerde böyle yapmıyoruz. Epic liginde farklı meta var. Efsane liginde farklı meta var. Mystic liginde farklı meta var. Mystic 200 yıldız kısımlarında farklı meta var. Herkes kafasına göre oynuyor. Ben boost yaparken bunu fark ettim. İlk pick Gosten aldı. Bence gayet mantıklı yani. Ben Fanny alacağım, yazayım chat'e. Fenny alacağımı bildireyim. Yazdım. Nana kesin ya, şimdi yine trolleyebilirler. Umarım trollemezler, çünkü hesabın Fenny oranını düşürmek istemiyorum. Boostladığım hesap. Sahibi yani laf yapsa haklıdır. Sola girdim bir de. Franco ikinci pick. Harley ilk pick. Angel alınacak mı diye merak ediyorum. Bundan başka bir hesap bossluyordum arkadaşlar. O da Efsane 5 ligindeydi ve her maç Angel alınıyordu. Burada da alındı tabi. Angel'a normalde güçsüz bir support, her maç alınıyor, neden bilmiyorum. Alacak, Angel'a alacak ya. Bu liglerde Angel'a bırakma şansları yok. Ya biz Mystic liginde almıyoruz tabi. İş yapmıyor çünkü karakter. Angel'a'yı çıkartabiliyoruz ama bu liglerde durmadan kullanılıyor, nedenini bilmiyorum. Dediğim gibi Angel alındı zaten. Bayağı kırılgan oldular. Fenny için güzel kompozisyon. Bunlar ne alacaklar acaba? Global'a Moskov kasıyorum dedi. Moskov'un
pek güvenemedim aslında. Tamam al ADC hadi dedi. Irithel. Moskov'da hayır yani Irithel'den. Irithel maçı kaybedersek Irithel ve Freya yüzünden gider. İki karakter de meta dışı şu anda. Biraz arkadaşlar öksürüyorum kusura bakmayın. Biraz fazla konuşunca öksürme gereği duyuyorum. Aa onu atma be. Sola girdim ve Minishtar'a karşı mı oynayacağım? Kötü olur. Bir de Gatot alırsa hepten kötü olur. Uuu Akai daha da beter. Abi Mino alsın bari ya. Çok fazla Minishtar aldılar ya. İnşallah kaybetmem. Fen'in buradaki resmi değişmiş, güzel olmuş. Şu kostümleri zaten değişmedi. Bir bu değişti kendi kostümü. Kampüs gençliği değişti. Tarla kuşu sabit. Ben tarla kuşu gireceğim. Build yanlış bu arada. Bu build'i kullanmayın. Amblem 27 level. 30 yapmamış hesap sahibi. 30 olsaydı can çalma alabilirdik. Şu an düşünüyorum ne yapabilirim diye. Biraz sıkıntı olacak ya. Videodayken daha da sıkıntı olacak. Mino hasar ambleme girmiş yanılmıyorsam. Tanktan fazla anlamam. Minishtar can çalma girmiş. O can çalma vampir veriyor. Ne alaka diye düşünüyorum. Angela'nın amblemi yanlış. Flying'i de yanlış. İsmail Hakkıbal Instagram'dan mesaj attı gördünüz. Arkadaş tasarımcıymış. Bana kapak dedim. Profil fotoğrafı yapar mısın diye rica etmiştim. Şu anda yapıyormuş. Onu da videoda görmüş olduk. Bu arada arkadaşlar fark ettim. Çok kötü olmuş ya. Skylark'ın yürüyüşü değişmiş. Abi örnek gibi olmasın ama bu neden bonsai çekmiş psikopatlar torbacılar gibi yürüyor ya. Hiç hoşuma gitmedi ya. Maç başında. Hiç hoşuma gitmedi cidden bunun yürüyüş tarzı. O kılıçlar öyle tutması bir kere çok saçma. Olmamış yani. Son vuruş yapacaktım yapamadım. Ormanlara gank atacağım ve map hilesi diye ağlayacaklar. Öl. Ölmelisin. Güzel. İki ip atmadım orada bilerek enerjim yetmeyecekti çünkü. Şöyle minyonlara son vuruş bayağı önemli arkadaşlar. Arkadaşlar o bir level bak. Bakın arkadaşlar adam bir level ben 4 oldum. Freya'cım ormanı salsan keşke be ha. Şuna aşırı giresim var da öleceğimi bildiğim için girmiyorum. Arkadaşlar Fen oynarken dikkat etmeniz gereken bir konu var. Aa bu arada halatlar değişmiş. Halatın resmi değişmiş. İlk defa oynuyorum arkadaşlar güncellemeden sonra. Fen'i kusura bakmayın benim de yeni gördüğüm şeyler var. Halat atarken dikkat etmeniz gereken mini haritaya bakmanız. Mini haritayı şöyle açtığınız zaman mini haritada küçük halinde çıkıyor halatın şekli. Buraya bakarak halat isabet ettirebilirsiniz. Bayağı işinize yarayacaktır. Şimdi bu arkadaşlar minyon ittirmeye gelecek. Biz de bir tanesini keseceğiz. Fazla çift ip oynamıyorum çünkü minyonlar olduğu zaman enerjiniz yenilenmez arkadaşlar. Koridorda fazla çift ip oynamamaya dikkat edin. Uzun zamandır da video çekmiyorum. Bu videoda da bayağı zorlandım konuşurken ya. Vallahi konuşmayı unutmuşum. Video çekmeyeli. Oyuna 2-0 başladık da. Öğretici tarzı olduğu için arkadaşlar fazla şov yapmamaya çalışıyorum. Çift ip, 3 ip, 4 ip falat kullanmamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Neden diye sorarsanız amacım bu videoda size karakteri biraz açıklayabilmek, öğretebilmek.
Ve hani karakter öğrenebilmek isteyen bir insan da direkt 4 tip oynayabileceğini ben sanmıyorum. Freya 3vs1. Ne yaptın be kardeşim? 3vs1 Sicel'i. Bu arada halat atma şeyinde bir sıkıntı var sanki. Daha yavaş uçuyor ya. Oo, kaçırdım. Düz vurusu öldüm. Öldüm. Kaçırdım. Dediğim gibi arkadaşlar, size kendim dedim mini haritaya bakın diye. Ben ezberime güvenerek mini haritaya bakmadım. Şuraya halat atacaktım. Şöyle göstereyim. Tam bu noktaya halat atacaktım. Ya aşağıya attım ya da fazla yukarıya attım. Tutmadı. Böyle hatalar olabilir tabii. Normal, doğal bir şey. Ben oyunu paralel space'ten girdim diye mi yavaş acaba, yoksa karakteri mi değiştirdiler? Hani bir de 2-3 gündür feni oynamıyorum. Başka bir hesap busluyordum arkadaşlar. O hesapta da feni yoktu. Harley Hayabusa gidip gidip geliyordum hani. 2-3 gün sonra feni oynayınca ya bana değişik geldi. Ya da güncellemeden sonra karakterle biraz oynamışlar gibi sanki. Yani bunlar benim düşüncelerim. Maç başında halat atamadım falan. Sanki bana bir değişmiş gibi geldi karakter ya. Öyle bir sezgi aldım sanki. Ormandalar. MP hilesi kapandı diyorlar da ben pek inanmadım. Ormandalar abi. Aldım, güzel. Gelirse üstüme doğru keseceğim. Nerede o? Kule altında da keserim. Keser miyim? Keserim değil mi? Oo, ters oynadı. Güzel. Adam güzel oynadı. Ben kule altına kaçar sandım. Kule altına kaçmadığı için orada bir fake yedim yani. Ya yalan yok. Bir fake yedik yani orada. Hayabusa ilk item yanlış almış ya. Bence yanlış. Üstüme basar mı? Arkadaşlar, bu videonun yorumlarında hani yok şu daha iyidir, yok bu daha iyidir, yok şu seni tokatlar, yok bu seni tokatlar yazmayın. Dediğim gibi bu videoyu şov yapmak için çekmedim. Elimden geldiği kadar basit oynamaya çalışıyorum. Öğretici tarzında olsun diye. Hani ben size burada ne kadar feni anlatsam oynayamazsınız. Çünkü inanın oynan şey anlatılacak, anlatılarak öğrenilecek bir karakter değil. Çok fazla pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar feni öğrenmek için. Ben size burada anlatıyorum ki yani benim yaptıklarımı göresiniz diye. Yani anlatıyorum ama dinlediklerimle hiçbir şeye ulaşamazsınız arkadaşlar, inanın. Bak, Mino üstüme gelmiyor. Bu adam normalde böyle olmaması lazım ya. Adamlar aşırı ters mantık oynuyorlar. Bakın, olduğu kadar tek ip oynuyorum. Enerjim yetsin diye. Oo, adam sinirlendi ya. Bak bak. Can çalmam var. Girerim. Öldüm. Yaşıyorum. Abi, Rıza Baba'ya döndük ya. Ölmüyoruz. Minishtar ulti atacak sanırım da ultisi yoktu. Güzel zamana denk geldik. Allah belanı veren nasıl bir hero'sun ya. Fly, az önce de küfür etti, okumadım size bilerek. Sansürlenmeyeceğim, ismi falan gözüksün. Hani sonuçta oyunda eziliyorsun. Neden sövme gereği duyuyorsun ki? Ya mantık şu, hani ben seni ezebiliyorsam oyunda senden daha iyi oynuyorumdur. Bunun için de bana sövmemen lazım hani. Lane'de ezilip küfür ettiğinizi düşünsenize. Karşınızdaki adam sizi eziyor. Nasıl oynuyorsun oç falan hani. Böyle oyuncu mu olur, hilesin sen falan. Mino'yu keseyim mi arkadaşlar? İyi bakın. Çok basit oynayacağım. Kesemeyeceğimi anladım çünkü 26 level amblem vurmuyor. Oo, ben görmedim şeyi. Ghost'leri görmedim dedim, biraz
Adamı şu çimene çekeyim. Çimende kesmeye çalışayım. Angela'nın ultisi biter. Angela'yı keser çıkarım diye düşündüm. Gosten abimiz gank'e gelmiş. Arkadaşlar öksürdüğüm yerlerde kusura bakmayın. Unutmazsam video editlerken öksürdüğüm yerleri kesmeye çalışacağım. Unutursam da kesemezsem kusura bakmayın tekrardan. Bakın arkadaşlar iki ip oynuyorum. Çok basit bir feni oynama tarzı gösteriyorum sizlere. Daha iyi oynamak için arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim kendimden. Hani feni alıp direkt dereceli girip 4-5 maç kaybedip kendinize sövdürmeyin abi. Ananızı bacınızı seviyorsanız bunu yapmayın. Hani inanın hiç gerek yok. Gidin abi önce bakın önce özel modda, hatta özel modda çok kolay diyorsanız VSYZ oynayın. Alın abi feni VSYZ oynayın. Sonra özel mod kurun. 1v5 oynayın. Feni alıp. Takım niye bu kadar ezilmiş ya? Kim kasılmış? Gosten mi? Gosten'i keseriz ya. Gosten bir şey değil. Baksana abi. Angela Mino'yu ulti atmış. Takım inat dölüyor. Bunlar neredeler? Buradalar. Merhaba. Ultileri var mı acaba? Varmış. Nasıl kaçacağım? Öldüm. Abi. Takımdan 4 kişi öldü ve o minişler ulti atmadı mı? Şaka mısınız ya? Cidden mi? Ghost'ten 6-1 olmuş. Gold farkım çok fazla ve basit oynayacağım diye biraz eziliyorum. Ben en iyisi normal oynayış tarzıma döneyim. Ayaküstü maç kaybetmeyelim. Ya zaten demek istediğimi siz anladınız. Öldü o güzel. Demek istediğimi anladınız. Keep oynamaya çalışın. VSYZ açın abi. Özel mod açın. 1v5 oynayın. Seri seri halat deneyin. Ben global 9 iken bile Kiss ekibindeyken günde yarım saat özel modda harita ezberlemesi yapardım. Haritayı ezberlemek bayağı önemli bir olay şey için. Oyun takibi falan için bayağı önemli. Yani bu karakteri oynamak istiyorsanız o haritayı ezberlemeniz lazım. Adam ultisini boşa kullandı. Şu anda bir yerde yakalayacağım. Bak burada Gosten. Gosten'i burada yakalar mıyız? Aldım ultisini de. Güzel. Bakın birini çıkarttım harita takibiyle. 5v4 kaldık. Şu an orada başlayabiliriz. Lord'a başlayabilirsiniz. Adamların ADC'sini kestim. Başlayın abi Lord'a. Angela'yı gördüm. Angela'yı da çıkardım. Bir Ghost'ten kesemediniz mi? Angela'nın ulti atması sıkıntı. Bayağı sıkıntı. O da öldü sanıyorsam. Bunun ultisi yok. Az önce kullandı. Kestiğim adamlar doğup doğup geliyor. Ben ne yapayım? Lord'u alıyoruz değil mi? Geliyorum kardeşim benim, bekle. Çok basit bir feni oynamayla 13-3 gibi bir skorla taşıyıcı şeklinde oynadım. Çok basit oynadım. Kötü, hani sizin tabirinizde kötü oynadım. Franco AFK. Oo, Franco AFK'ymış. Değil mi? Ha değilmiş. O MS girdi. Hala MS giriyor. 285. MS olayı inşallah yeni güncellemeyle beraber sadece bende yoktur. Zırhımız yok değil mi? Zırh alalım bir tane. Zırh alalım, zırh. Dalacağım abi direkt. Zaten Lord bizim değil mi? Bak MS giriyor. MS girme be. Ah, aldım ultisini. Bakın şimdi nasıl toplayacağım orayı. Topladım, şu an gelmesi lazım. Arkadaş yazıyor.
Şimdi videonun altına diyecek ki kolsuz oç böyle fenim oynanır. Kolsuzlukta çığır açtın kardeşim der diyeceksiniz. En basit türden feni böyle oynanıyor. Ya bir de 2 gündür oynamıyorum, halat atamıyorum ya. Abi videoda böyle bir durumla karşılaşmak çok kötü. Halat atamıyorum halat, 2 gündür oynamıyorum. Ama en basit tarzı böyleydi yani. Umarım az da olsa öğretebilmişimdir ya. MVP oldum işte, en basit. Ah 99, ha güzel, efsane 3 olduk. Arkadaşlar feni tekrar tekrarlayarak söylüyorum ki yorumlarda yanlış anlaşılmasın. Feni oynayabileceğiniz en kötü ve en basit tür bu arkadaşlar. Bakın kaç kavurmuşum, 91 kavurmuşum ve izlerken zevk almayacağınız bir video oldu. Neden? Çünkü çok basit ve kötü oynadım. Sizin feniye başlarken oynayabileceğiniz en kötü ihtimal budur yani. Yani en kötü ihtimalde bile bu karakterle taşıyabilirsiniz. Ama bu ligler için geçerli. Mystic'te oynatmazlar, o farklı bir dünya. Umarım size yardımcı olabilmişimdir feni öğrenmeniz için. Umarım düşüncelerimi anlatabilmişimdir. Umarım yani oynayarak da umarım anlatabilmişimdir. Hani fazla kötü yorum gelecekmiş gibi hissettim, neden bilmiyorum ama. Her neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi umarım inşallah yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir tane de like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.